belirsizliklerin birçok hikmeti vardır. Mesela insanın eceli belirsizdir. Nerede ne zaman öleceğini kimse bilmez. Eğer belirli olsaydı, insanlar ölümüne yaklaştığı yıllarda artık yaşamdan bıkacak, bir idamlık sehpasına her gün çıkmakta olan bir insan gibi bütün psikolojisi altüst olacak ve uzun yıllar hiçbir iş yapmadan sadece başına gelecek o ölümü düşünmekle hayattan belki de istifasını vermiş bir insan gibi çok karanlık ve kederli bir hayat yaşayacaktır. Kıyametin tarihi belirsizdir. Ne zaman kopacağını kimse bilmez. Rabbimiz de bunu kapalı tutmuş, peygamberine bile bildirmemiştir. Dolayısıyla burada da bir hikmet vardır. Eğer kıyametin tarihi belirsiz olmasaydı, bunu bilseydik, ilk çağların insanları ne de olsa bize isabet etmiyor diye kıyamet gerçeğinden herhangi bir ders çıkarmayacaklardı, bundan etkilenmeyeceklerdi. Son çağların insanları ise kıyamete çok yaklaştıklarını bildikleri için mutsuz bir psikolojiye girecek, isteksiz bir yaşam sürecek. İşte bilim, sanat, teknoloji gibi hayatın ilerleyen taraflarında hiçbir ilerleme kaydedemeyecek ve aslında psikolojisi bozulmuş bir insan topluluğundan başka bir şey kalmayacaktır. Dolayısıyla kıyametin zamanının belirsizliğinde de çok büyük hikmetler vardır. Rızık da belirsiz konulardan birisidir. Hangi insan rızkının hangi tarihlerde, nerede kaydedilmiş, nereye yazılmış olduğunu bilmediği için önüne çıkan bütün iş imkanlarını değerlendirir, elinden geldiği kadar çaba sarf eder, işten işe, çalışmadan çalışmaya koşturur, kendisi için kapalı ama Allah'a açık olan o rızkını elde etmeye uğraşır. Eğer rızkımızın hangi miktarda, nereden geleceği insana bildirilmiş olsaydı, insan çoğu zaman ümitsizliğe düşecek, belli dönemlerde hiç iş yapamayacak ve aslında atalete uğramış bir varlık olacaktı. Rızık ve insan ilişkisinin belirsizliği insan toplumlarını ve teker teker bütün insanları ataletten kurtarmış ve onlara dinamik bir hayatı sağlamıştır. Bu kapalılıkta da, bu belirsizlikte de çok büyük hikmetler vardır. Kadir gecesi de belirsizdir. Onun belirsizliği Ramazan'ın bütün gecelerine her biri birer kadirmiş gibi hürmet göstermemizi sağlar. Cuma günlerinde bir icabe vakti, oraya isabet eden bütün duaların kabul olunacağının ifade edildiği icabe vakti de belirsizdir. Bu da bütün cumayı tamamen dualarla, ibadetlerle süslememizle alakalı bir şeydir. Bizden beklenen budur. Dolayısıyla bu icabe vaktinin sabitlenmemiş olması, insana bildirilmemiş olması da oldukça önemlidir. İşte Hızır'ın insanlar arasında kim olduğu belli değildir. Daha geniş bir ifadeyle kimin evliya, kimin veli olduğunu biz bilemeyiz. Bu bilememe de bize bir takım faydalar sağlar. İşte her geceyi Kadir bil, her önüne çıkanı Hızır bil derler. Bu da bütün insanları ayırt etmeksizin, hani ne olur ne olmaz bir veliye, bir Hızır'a rastlama ihtimali her insanda mevcut olduğu için bütün insanlara teker teker hürmet göstermekle, onlarla yakından ilgilenmekle, onlara yardım yapmak, onlara iyilik ulaştırmakla sonuçlanır. Eğer Hızır Aleyhisselam belli veya toplumdaki veliler görüldüğü anda tanınıyor olsalardı, onlara karşı bir ilgi alaka, diğer insanlara karşı da bir alakasızlık ortaya çıkmış olacaktı. Dolayısıyla bütün bu belirsizliklerde çok harikulade hikmetler, anlamlar görüyoruz. Öyle anlamlar görüyoruz ki o durumlar belirli olsaydı bu kadar fayda ve hikmet devşirmemiz hiçbir zaman mümkün olmayacağı gibi bir takım sakıncalar ortaya çıkacaktı. Mesela ilahi isimler arasında ismi azam diye bilinen, kim onunla dua ederse duasının kabul olunacağı ifade edilen bir esma-i ilahi vardır. Onun da hangi esma olduğunu bilmiyoruz, bize bildirilmemiştir. Birçok velinin bu konuda tahminleri, keşifleri olsa da tam olarak hiçbir zaman bu konuda bir adres göstermek mümkün değildir. Bu da Rabbimizin aslında bütün isimlerine teker teker ya bu da ismi azamsa, ya bu da ismi azamsa diye bakmamızı sağlayan, aslında bütün esma-i ilahiyi
azam mertebede, ismi azam mertebesinde görmemizi sağlayan çok önemli bir kapalılıktır. Bunun net olarak belirtilmesi bu hikmeti tamamen ortadan kaldıracaktır. İşte insanın başına gelen müsibetler de aslında belirsizdir. Hangi tarihte başımıza neyin geleceğini bilmeyiz. İleride bizi bekleyen bu acıları bize bildirmeyen Rabbimizin burada da türlü hikmetleri mutlaka vardır. Eğer hangi dönemlerde başımıza neyin geleceğini tek tek biliyor olsaydık, gerçekten kafasını yastığa rahat koyabilecek tek bir insan bile bulunamazdı. Belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra bile başımıza gelecek bir felaketten haberdar bir şekilde insanın bugün bir şeyler rahatlıkla yapabilmesi, üretebilmesi, çalışabilmesi mümkün olmayacaktır. Aslında müsibetlerin kendi ağırlığından belki binlerce kat daha fazla bir ağırlığı, daha onlar bizim başımıza gelmeden, yıllar önceden lüzumsuz ve gereksiz yere çekmeye başlayacaktık. Dolayısıyla Rabbimizin bu sakladığı, belirsiz hale getirdiği hakikatlerden bir tanesi de musibetlerdir. Rabbimizin hikmet ve şefkati, sonradan başımıza gelecek bu hadiselerin önceden gereksiz ve lüzumsuz yere kat be kat fazlasıyla bu acıları çekmememiz açısından kaderimizdeki musibetleri bizim için gizlemiş ve örtmüştür. Dinimizde gaybtan haber vermenin de yasaklanması, haram kılınması kuvvetle muhtemel bu sebepledir. Çünkü insanın gaybtaki henüz başına gelmemiş olan hadiselerden özellikle olumsuz olanları ona vehmi bir yük yükleyecek, henüz başına gelmemiş olmasına rağmen onu kaldırılamayacak bir sürecin içerisine sokacaktır. Belirsizlikler hayatı yaşanılır kılmaktadır. Tahammül edebileceğinden daha çok şey bilmesi insan açısından bir mutsuzluk kaynağıdır. Madem Rabbimiz bu müsibetleri bizim için perdelemiş ve örtmüştür, o halde biz var olmamış ve henüz olasılıklar aleminden ortaya çıkmamış bu sanal acıları çekmekten kendimizi korumalıyız. Başımıza bir şey gelmemişken sadece ihtimal dahilinde oldukları için gelmiş gibi davranmamalıyız ve gerçekten Rabbimizin gelecekte bizi bekleyen rahmetini ve merhametini de düşünerek gelecekle ilgili kaygılanma ilişkisine girmemeliyiz. Rabbimiz geleceği ne kadar örtmüşse biz de zihnimizde onu örtmeyi başarmalıyız.